Gelsin mi hocanız? Gelsin! E hocanın biliyorsun nasıl geldiğini. Şşt! Türkçenin divası Nazlı hocanızın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersin sonunda ne dedim size? E, diğer dersin başında size mükemmel şeyler söyleyeceğim dedim. Bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Dolayısıyla iyi öğrenin. İyi dinleyin. Vaktinizi almıyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yaptık? Biz birleşik fiillerin yazımını yapıyorduk. Birinci neydi? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdi. Onu yaptık. Onu artık detaylandırmayayım. Her şeyini çünkü anlattık. Şu bilekliğimi bir sıkayım bir saniye. Nazar boncuğu bu. Kolyem gitti bu arada fark ettiniz mi? Onu anlatırım bir ara. Tamam. Anlatacağım. Çok önemli bir şey oldu. Kolyem vardı çok güzel gitti. Bir Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiilleri yaptık. 2- Kurallı birleşik fiilleri yaptık. Bir diğer adı neydi? Özel birleşik fiillerdi. E-bilmek, i-vermek, e-yazmak, e-kalmak, e-durmak, e-gelmek. Birleşik yazıldığını söylemiştik. Tamam mı? Unutmayın sakın. Ee, bunlar bitişik yazılıyor. Satır sonuna geldi çizgi var mı yok mu ona dikkat etmeniz gerekiyordu. Ha araya mı edatı girerse ayırabilirsiniz. Hatta bunun bir sınav sorusu olduğunu da söylemiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar, kurallı birleşik fiillerde bir şey daha var. Size hatırlatmam gereken, tamam mı? Sizi göresi geldi diyor. Şimdi bu cümlenin ögelerini bulun dediğimde geldi yüklem demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Göresi geldi diyeceksiniz. Peki hocam göresi geldi ne? Şöyle oluşturulan yani nadir karşınıza çıkan birleşik fiiller vardır. Öbekleşmiş birleşik fiillerdir bunlar. Bunları biz nerede anlatıyoruz? Kurallı birleşik fiiller içinde anlatıyoruz ve bunları bunları kurallı birleşik fiillerde olduğu gibi bitişik yazmıyoruz. Şimdi biz neleri bitişik yazıyoruz? E bilmek, i vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak e gelmek. Bunları bitişik yazıyoruz tamam mı? Burada anlatacaklarım görüyorsunuz tahtada zaten. Nasıl yazılıyorlar? Ayrı yazılıyorlar. Bunların birleşik yapılı fiil olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi sizin göresi geldi dediğinde görmek fiil ası esi eki geldi. Tamam mı? Bu cümleye isteklenme anlamı katıyor yani görmeyi çok istemiş. İsteklenme bildiriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isteklenme fiili, isteklenme anlamı olan bir birleşik fiil vardır dediğinde bunu işte alacaksınız. Tamam mı? Ögelerini bulurken göresi geldi yüklem diyeceksiniz. Çünkü birleşik fiiller ne yapmıyordu? Parçalanmıyordu. Unutma sakın. Bu saatte ders çalışacağı tuttu ya da ders çalışacağı geldi. Yani e, beklemiyorduk aslında böyle bir durum. Bir beklenmezlik söz konusu öyle değil mi? Bu sefer ne yaptı? Çalışmak fiil ecek acak eceği acığı ekiyle birleşti tamam mı? Bununla ne yaptık? Gelmek fiilini birleştirdik. O o sözleri söylemiş bulundum. Ha ya bir anda ağzımdan çıktı. Çıkıverdi tamam mı? Söylemek fiil bu da mış eki gelmiş. Gözlerim görmez oldu. Yani görmemeye başladı. Başlama anlamı katıyor. Görmek fiil maz eki gelmiş. Göz yaşlarım akar oldu diyor. Yani akmaya başladı anlamı katıyor. Akmak fiil ar gelmiş. Şimdi iyi dinle. Fiile asa esi ya da eceyi acı, ecek acı, mışmış, mazmez, ar er getiriyorum. Ve bunları, bu ekleri neyle birleştiriyorum? Gelmek fiiliyle, bulmak fiiliyle, olmak fiiliyle birleştiriyorum. Biz bunlara, biz bunlara arkadaşlar ee, öbekleşmiş birleşik eylemleriz. Anlatabiliyor muyum? Öbekleşmiş birleşik eylemleriz. Yani bir paragraf sorusu düşünün, e, paragrafı numaralandırdıklarını düşünün. Ondan sonra der ki mesela 3 numaralı cümlede birleşik fiil kullanılmıştır der. 3 numaralı cümlede şu cümle olsun. Sizi göresi geldi cümlesi olsun. Doğru mu bu ifade? Evet doğru. Burada birleşik fiil var mı? Evet var diyeceksin tamam mı? Göresi gelmek birleşik bir fiildir. Unutma sakın. Nasıl yazıyorum? Ayrı yazıyorum. Zaten hani bizim kurallı birleşik fiillerimiz. Bak buraya bir daha yazıyorum. Nelerdi? Ebilmek, ivermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmek. Tamam mı? Burada ne var? Ası gelmek. Ya ası gelmek diye bizim birleşik yazdığımız kuralı birleşik bir fiilimiz yok ki. Ya da ece'yi gelmek, ece'yi tutmak, işte akar oldu, ar olmak öyle bir şey yok. Dolayısıyla nasıl yazıyorsunuz bunları arkadaşlar? Ayrı yazıyorsunuz. Ya bence çok güzel bir bilgiydi özellikle hangisinde çuvalladığınızı da söyleyeyim size. Ee, şu. göresi gelmek falan. Hani nasıl yazılacak? Yanlışı yazmak istemiyorum. Göresi gelme isteklenme bildirir ve nasıl yazılıyor arkadaşlar? ayrı yazılıyor. Tamam? Bunlar birleşik fiildir. Bak gerçekten bu bilgileri her yerde bulamazsınız ha. Bak nazlı hocanız Yemiyor, içmiyor. Ha, yemiyor, içmiyor diyorsunuz da yiyorum. ha. bu ara biraz yiyorum. Sebebi de şu, e, sporu e, şey yaptım. Sabaha taşıdım, çok erken bir saate taşıdım. Sonra arada bir boşluk buluyorum, yine spor yapıyorum. Sonra akşamları iki akşam havuza gidiyorum. Havuzdan bir geliyorum, deli gibi acıkmışım. Çünkü havuza gidene kadar e, yemiyorum bir şey. Dönüşte de çok yiyorum biraz yiyorum ama zayıflıyorum da böyle de bir değişik bir şey var mevsimsel galiba diyelim. ha kolye olayını anlatayım çok güzel bir kolyem vardı çok çok seviyordum ya dün saçımı yaparken kolye patladı gerçekten kolye patladı bu kolye böyle ç ç ç ç ç her yere gitti ve patladı. Yani na, hani böyle böyle kaldım. Kuyumcuya gideceğim yarın götüreceğim. Yani o dışarıda patlasaydı ne olurdu acaba? Havuzda patlasaydı ne olurdu acaba? Tek 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 topladım kuyumları. Şşt, kuyumcu kelimesi türemiş olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kelimenin kökü kuyumdur. Kuyum. Kuyum alışverişi için. Geçenlerde bir reklam filminde vardı. Radyoda dinliyorum. İşte diyor ki e, tekstil, ondan sonra gıda, kuyum, kuyum hmm, işte bu e, altın e, ürünlerin satıldığı yer. Kuyum. Altın ürünler, kuyum. Bunu satan da kuyumcu oluyor değil mi? Evet. Kuyumcu türemiş bir kelimedir. Kamerayı kontrol ediyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Ve şimdi neredeyiz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yazımındayız. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Birleşik fiiller kaça ayrılıyormuş kuzum? 3'e. 1. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller, 2. Kurallı ya da özel birleşik diyebilirsin o araya da bir şey sıkıştırdık. Ondan sonra üçüncüsü de işte burası. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Şimdi buraya neler girer? Buraya deyimler girer. Ama ama konumuz fiiller. Yani hocam, e isim olan deyimleri burada al alamazsın. Hocam isim olan deyim mi var? Yani benim bildiğim deyimler hep sonuna ikini alıyor. Hadi ya. Deyimin atasözünü öyle mi ayırıyorsun sen? Sonuna makmek alanlara, deyim almayanlara atasözü mü diyorsun? Sakın. Sakın bak. Arkadaşlar atasözü atalarınızın söylediği sözlerdir. Adam bunu neden söyledi? Çocuğum ben yaptım, sen de yap. Ya da ben yaptım, zarar gördüm, bak sakın yapma. Ya da bunu böyle yaparsan bak böyle oluyor. Tecrübeyi sana aktarır. Öğüt verir, yol gösterir. Tamam mı? Geçti Borun pazarı süreç şeyini Nide'ye. Geçti Borun Bor Nide'nin ilçesi. Geçti Borun pazarı Borun pazarı Bor'da kurulan pazar. Bitmiş. Sür eşeğini Nide. Ay ben bu cümleyi valla nerede anlatırdım biliyor musunuz? Cümlenin yapısında anlatabilirdim. Borun pazarı geçti. Geçti yüklem. Eşeğini nide sür. Sür yüklem. Geçti borun pazarı. Geçti yüklem. Geçen ne? Borun pazarı özne. Geçti de hangi ses olayı var? Benzeşme. Fıstık şap ketçap. Burada gördüğün T ne? görülen geçmiş zaman ki peki görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, belirli geçmiş zaman. Üç tane adı var. Yapısını sorarsam ne diyeceksin? Basit. Borun pazarı belirtili isim tamlamasıdır. Burası ilgi durum ekidir. Burası iyilik ekidir. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. Bir parçada kaç tane isim tamlaması varsa belirtili belirtisiz hiç fark etmez. En az o kadar isim tamam e, iyilik eki vardır. Sür eşeğini niye? Sür yüklem. Sürecek olan kim? Sen gizli özne. Neyi süreceksin? Eşeğini belirtili nesne. Hangi ses olayı var burada? Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. K yumuşak y oldu. Eşeğin senin eşeğin. Sakın ona kaynaştırma deme. Senin anlamı katan ne? Nedir? İyilik ekidir. Neyi süreceksin? Eşeğini. Sondaki i nedir? Belirtme durum eki. İsmin i hali. Diğer adı ne? Gösterme durum eki. Nereye süreceksin? Nideye. Özel isme haleki gelmiş. İsmin hal ekleri, ad durum ekleri, çekim ekidir. Özel isme gelen çekimekleri ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bir tanesi hariç, çoğul eki. Y burada nedir? kaynaştırma. Bu cümlede birden çok yüklem olduğuna göre bu cümlenin yapısı sıralı mı? Peki, öge ortaklığı var mı? Geçti borun pazarı süreyşeliydi. Yok. Öge ortaklığı yoksa buna ne diyeceksin? Bağımsız sıralı diyeceksin. Size bir cümlenin yapısı sorulduğunda basit, birleşik, birleşiğin alt kolları var. Geç onu. Basit birleşik sıralı sıralı ve bağlı. Bak dördüncüsü bağlı. İki tane cümleyi bağlaçla bağlasaydım o zaman da bağlı olacaktı. Tamam mı? Sıralı cümle ikiye ayrılır. Öge ortaklığı varsa bağımlı, öge ortaklığı yoksa ve bağlaç zaten yoksa bağımsız. E yine çok güzel bilgilerdi. Duramadım. Geçti borun pazarı süreç de çocuğum bu sana öğüt veriyor mu? Hayır. Yol gösteriyor mu? Hayır. O zaman bu bir atasözü değil. Bu hangi durumda söylenen bir sözdür? İş işten geçme durumunda söylenen bir sözdür. Ha, deyimler o anki durumu anlatırlar. Öğüt vermez, yol göstermez, tecrübeyi aktarmaz. O anki durum için söylenen sözdür. Tamam mı? bak sonuna almadı ve cümle şeklinde olabilir olabilir çok güzel bilgiler bunları atın heybenize. ensesi kalın hali vakti yerinde insanlar için kullanılan bir deyimdir ensesi kalın e şimdi ben onu burada alabilir miyim alamam tabi neden e, ensesi kalın e, fiil değil dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiil olamaz salık vermek neydi salık vermek öğüt tavsiyede bulunmak, öğüt vermek, salık vermek. Sebat etmek. O yardımcı eylemde anlatılırdı. Sebat etmek neydi? Vazgeçmemek, pes etmemek, kararından dönmemek. Sebat etmek, unutma sakın. Salık vermek çok sorulur. Gemi azıya almak. Gemi azıya almak. At o ağzındaki gemi azı dişlerine sıkıştırırsa sen o ata bir daha yön veremezsin. O at senin kontrolünden çıkar. Gemi azıya almak kontrol edilememek, kontrolden çıkmak demektir. Beylik söz söylemek, beylik söz, beylik söz. Beylik söz herkesin bildiği ya sıradan basma kalıp öyle bey lafını görüp de wow falan zannetmeyin. Hayır beylik söz çok sıradan ya herkesin kullandığı klişe ya. Hor görmek, küplere binmek, ağzı kulaklarına varmak ya hepsini burada alabilirsin o fiil olan deyimleri burada alabilirsin. Şimdi bunun dışında bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiil kameraya bakacağım. Çok iyi, çok güzel. Ön görmek. Olayın böyle sonuçlanacağını ön göremedi bak ya da öngörülüyor. Böyle olacağı öngörülüyor. Öngörülüyor. Nasıl yazılacak? Bitişik. Öngörmek. Alık koymak. sakın buna kurallı bileşik fiil falan deme. I koymak diye bir şey yok yani. Anlamca kaynaşmış bileşik fiil. Alık koymak. Alık koydular. Sabahın erken saatlerinde onu kapının önünde alık koydular. Nasıl yazılır? Bitişik. Tamam mı? Öngörmek, alı koymak. Varsaymak. Varsayalım. Varsayalım dediğinde farz et varsaymak. Öyle olduğunu düşünelim. Nasıl yazılır? Bitişik. Öngörmek, alı koymak, varsaymak. Şşt! Sınavda soruldu. Vazgeçmek bitişik. Bu işten vazgeçtin mi derse vazgeçmek bitişik vaz mı geçtim derse bunu da söyledim. m edatı birleşik fiillerin arasına girebilir. Yanlış değildir sınavda soruldu. Öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek başvurmak bitişik yazılır. Sınav için başvurdum dediğinde, başvurmuşlar dediğinde başvurmak nasıl yazılır? Bitişik yazılır. El vermek Tamam mı? El e, tabii el vermek o da onu da yine yazalım. Gönlüm el vermiyor, el vermek o da belki soruldu ama zaten yanlış şey yazmazsınız yani e, ayrı yazacağınızı düşünmüyorum. Unuttuğum var mı? E, unuttuğum yok. Evet var mı? Yok. Çok güzel bir dersi bence. Çok şey öğrendiğinizi düşünüyorum. E, bir sonraki derste de dur bakalım önemli kelimeler var aklımda size anlatmam gereken. Ne söyleyeceğim? Kolyeye üzüldüm, tamam. Üniversiteden çok yakın bir arkadaşımla mesajlaştım. Çok motive oldum, çok iyi hissettim kendimi. Ondan sonra, bugün mesela hiç ders anlatasım yoktu. Onunla konuştuktan sonra anlatacağım dedim. Sonra ders anlattım. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi ki var, canım benim. Ee, başka? Başka? Başka bir şey yok. O zaman çocuğum iyi çalışın. Tamam mı? İyi çalışın. Sıkıntınız olursa bana bir şekilde ulaşacağınızı biliyorsunuz.